Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 16-22 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar Güneş Boğa burcunda ilerliyor ve yılın önemli bir haftasındayız. Pazartesi günü 16 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Akrep burcunun 25 derecesinde ay tutulması yaşayacağız. Sizin için de çok önemli bir ay tutulması bu ee, ve tutulma ile ilgili önemli video hazırladım. Henüz izlemediyseniz astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Bu tutulma sırasında burcunuzdaki Satürn Güneş ve Ay'la önemli bir açı yapacak. Dolayısıyla çok dönüştürücü ama biraz da zorlayıcı bir tutulma bu. Kariyeriniz, görevler, hayattan beklentileriniz, sorumluluklar alanında bazı güçlü dönüşümler olabilir. Yani iş değişimleri olabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz veya işinizi kapatabilirsiniz. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa artık Burada bitişler, tamamlanmalar olabilir. Ee, evlilikle veya ortaklıklarla ilgili olarak yine görevleriniz, toplumdaki statünüzle ilgili önemli dönüşümler olabilir. Bununla bağlantılı yer değişimleri de olabilir. Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konularda gündemde özellikle anneniz, babanız, hayatınızdaki olgun kişiler veya çalıştığınız ortamda üstleriniz, otorite figürleri, hani onlarla ilgili konular da bu ay tutulmasında çok fazla sizin için etkili olabilecek gündemler yaratabilir. Satürn sorumluluklara dikkat çekiyor. Evet, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Daha fazla e, bu dönemde biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Ama sorumluluklara dikkat ettiğinizde ihmalkar davranmadığınızda önemli, hayatınızda sizin için çok yapıcı olabilecek ve bundan sonraki belki kariyer hayatınızda önemli ölçüde etkileyecek güçlü dönüşümler de bu tutulmayla beraber gündeme gelebilir. Ve bu hafta Merkür gerilemesi devam ediyor. Merkür İkizler Burcu'nda geriliyor. Sizin 5. evinizde. Evet, iletişimlerde, ilişkilerde biraz kısıtlamalar, bazı zorluklar getirebilir. Yani çocuklarla anlaşamayabilirsiniz bu hafta. İşte aşk hayatınızda, romantik konularda biraz böyle duygusal karışıklıklar olabilir. Ee, ama bazı nostaljik etkiler de getirebilir. İşte uzun süredir görmediğiniz kişilerden haberler alabilirsiniz örneğin ya da bir süredir ilgilenemediğiniz hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Mars Neptün ikinci evinizde kavuşuyor. Balık burcunda parasal konularda temkinli olmak lazım. Böyle dürtüsel para harcama eğiliminiz olabilir. Bu hafta ya da işte böyle çok fazla cömert davranabilir ya da sizden borç isteyen kişilere çok fazla paranızı verebilirsiniz. Ama bunlar riskte de olabilir. O yüzden kaynaklarınıza dikkat edin. Parasal endişeleriniz de artabilir. Tutulmanın da etkisiyle bunlar tetiklenebilir. E, duygusal davranmamak gerekiyor. Biraz daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Tabii ki sahip olduğunuz kaynakları korumayı da çalışın. E, hafta genelinde sevgili kovalar. Salı günü ay yay burcunda olacak. Çarşamba öğle saatlerine kadar. Aslında ay yay burcundan geçerken arkadaşlarla daha fazla bir arada olmanız, onlardan destek almanız mümkün. Siz de daha cesur, daha iyimser, daha neşeli hissedebilirsiniz kendinizi. Çarşamba öğle saatlerinde ay oğlak burcuna geçecek. Perşembe günü Oğlak burcunda, cuma öğle saatlerine kadar oğlak burcunda bu birazdan sizi içe kapanık hale getirebilir. Hani duygularınızı kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama ay, ay oğlak burcunda sorumlulukları öne çıkardığı için yalnız başınıza e, işlerle de ilgilenebilirsiniz. Yani çalışmak için de bir fırsat olabilir, bir şeyleri tamamlamak için de sizin için bir fırsat olabilir bu. Cuma öğle saatlerinde ay burcunuza geçiyor, kova burcunda olacak bu hafta. Hani hem duygusal enerjiniz artacak hem daha bireysel, daha özgür davranmak isteyeceksiniz. Biraz hani hem ilişkilerde hem ailevi konularda belki seçimleriniz, sizin kararlarınız öne çıkabilir. Kendinizle ilgilenmek için imaj olabilir, işte fiziksel bakımınız, bedensel bakımınız olabilir. Bu hafta biraz böyle kendinize odaklanabilir, kendinizle de ilgilenebilirsiniz. Ailevi ilişkiler, özellikle sizi duygusal olarak yakından etkileyen kişiler ve ilişkilerde hafta sonu sizin için yine önemli hale gelebilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.